Bugünkü aracımız 2007 model Land Rover Discovery 3. Aracımıza Greenlee'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili alanda bulunan cepliği keserek Greenlee cihazımızı ilgili alana yerleştirdik. Direksiyon kumandalarını Greenlee üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Video içerisinde göreceksiniz. Yani buradaki direksiyon tuşları artık ana ünitayı değil, Greenlee'yi kontrol ediyor. Ana ünitede olduğu gibi orijinal alanda bıraktık. Bunun sebebi araçta var olan amplifikatör sistemi var. Amplifikatör orijinal TV yuvadan ayırdığımızda amplifikatör sistemi pasife dönüşüyor. Gerçi burayı da buraya ilgili alanda yerleştirdiğimizde cihazı amplifikatörü çalıştıracak ekipmanlar var ama maliyet açısından da çok yukarılara çıkıyor. O yüzden ana üniteyi ilgili alanda tutmak, kozmetiği bozmadan ilgili alanda tutarak direksiyon kumandalarını Greenlee üzerine entegre ettik. Cihazımıza bir eklentimiz ön kamera ve arka kamera girişleri yaptık. Ön kamera manuel çalışıyor. İlgili alanda AUX'ine dokunduğumuzda ön kamera devrede. Geri vites aldığımız zaman geri vites kamerası otomatik devreye giriyor ve çalışmaya devam ediyor. Ya da illa ön kamerayı açmamıza gerek yok. CarPlay'deyiz. Geri vites atıyorum. Geri vites kamerası devreye giriyor. Boş yerde ileri aldığımızda devreden çıkıyor. Aracı park esnasında kullanıcı eğer zorlanıyorsa ön kamerayı açabilir. Ön kamera devamlı, ön kamera ekranda kalıyor. Geri vites attığımız zaman geri vites otomatik geçiyor. Boşa da ileri aldığımızda ön kamera devrede kalıyor. Çıkmak için ekrana dokunmamız gerekiyor. Yaptığımız işlemler bunlar. Greenlee'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazı. YouTube kanalımızda birçok araçta kurulmuş videolarını görebilirsiniz. Cihazda neler var? CarPlay ve Android Auto kablo üzerinden çalışıyor. İlgili alana bir USB oluşturduk. Şöyle şasi tipi deneme USB'miz var. Buradan gerekli kablo bağlantısını yaptığımızda CarPlay ekrana geliyor. Ya da telefon Android ise Android Auto'da kullanabiliyor kullanıcı. Direksiyon kumandalarımızı bir deneyelim. Örnek veriyorum. Radyoya geçelim. Alttaki üniteyi de efektif olan 20'li ses seviyelerinde tutmak. Ses açma kafama çalışıyor. Kanal geçişleri çalışıyor. Bir de mod tuşu var. Mod tuşu da bas konuş olarak ayarladık CarPlay üzerinde. Dikkat ederseniz moda dokunduğu zaman direkt CarPlay'e geçiyor. Onu tekrar CarPlay'de de şöyle gösterelim. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 6 derece. Gibi kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan hem CarPlay'de hem Android Auto üzerinden mod tuşunu bas konuş olarak kullanabilecek. Cihazımızda Android Auto da var dedik. Şu anda göstermiyorum. Ayrıca Greenlee'nin özelinde diğer videolarımızda da görmüşsünüzdür. Cihazın genel ayarlar girip akıllı telefon bağlantısına girdiğimizde Android Auto yerine Android Mirror, yani Android telefon ekranında yansıtabiliriz. Ya da Apple CarPlay şu anda kullandığımız değil de Apple Mirror yapıp telefon ekranında yansıtabiliyoruz. Böylelikle YouTube ve benzeri uygulamalardan video izlemek ihtiyacı doğduğunda bu modunu da kullanabiliyor kullanıcı. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. Siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız WhatsApp destek hattından bizlere cihazlarımızla ilgili ya da aracınızla ilgili detaylı bilgiler sorabilirsiniz. Yaptığımız montaj videolarını YouTube kanalımızdan ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz.